Dikdörtgen olarak veriliyor tabii ABCD. Ve bunun dışında şöyle bir eşitlik verilmiş. AC uzunluğu, yani şu uzunluk. Şu an mavi ile çizdiğim şu AC uzunluğu, ED uzunluğuna eşit olarak verilmiş. Şuna. Bir de aradığımız yere bakalım. Aradığımız yer BED. BED. Şu E açısını arıyoruz. Oraya da X diyorum. Şimdi bize verilen eşitlikler şunlar. İki mavi uzunluk birbirine eşit olarak verilmiş ama direkt kullanma şansımız yok. Eğer eşitlikler şöyle aynı üçgenin içerisinde verilirse, diyelim ki bu uzunluk bu uzunluğa eşit verilirse, biz açıların eşit olacağını söyleyebiliriz. Aynı üçgenin içerisindeyse. Aynı üçgenin içinde değilse, burada olduğu gibi, kullanma şansımız yok. Bu şu manaya geliyor. Bu doğrulardan birisinin eşit olduğu başka bir uzunluk var. Oradan da bir ikizkenar üçgen çıkıyor demektir. Sol taraftaki şekle bakarsak, bir dikdörtgen. AC de bu dikdörtgenin köşegeni. Bir dikdörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşit olur. Yani şu köşegenle bu köşegenin uzunluğu eşit olur. Biz eğer şuradaki dörtgenin diğer köşegenini, yani BD'yi çizersek, şöyle çiziyorum. BD de bunlara eşit olur. Yani şurada gördüğümüz 3 tane mavi doğru birbirine eşit. Bu da şuradaki üçgenin ikizkenar üçgen olmasını sağlıyor. Şunun. Şu an sarıya boyadığım üçgen. İşte eşitlikleri burada kullanabiliriz. Şu mavi doğruların eşit olması, şu açının x olması nedeniyle buradaki açının da x olmasını sağlar. İkizkenar üçgen. Bize bunu sağlayacak. Şimdi bunun dışında şurada 75 derecelik bir açı verilmiş. Eğer buradaki açı 75 derece ise, dikdörtgen olduğu için, şunun tamamı 90 derece. 90'a tamamlayacak bir açı olacak şurası. Yani 35 derece olur. Burası 35 derece. İkisinin toplamı 90 derece. Şimdi dikdörtgenle bir de şöyle bir özellik vardır. Köşegenlerin şöyle köşegenler çizdiğimiz zaman oluşturduğu şu parçalar hep birbirine eşit olur. Şurası ikizkenar üçgen. Yani buradaki açı 35 ise şurası da yine 35 olmak zorunda. Artık şu sarı üçgenin iç açılarından hareket edeceğiz. İç açılar toplamı 180 derece olur. Yukarıdaki açıya bakarsak 35 artı 75. Sağ taraftaki açı x, sol taraftaki açı o da x. Toplam 180 derece olacak. İkisini toplayalım, 110 yapar. Artı 2x eşittir 180. 110'u karşıya attık, 180'den çıkaralım. Solda 2x kalacak. Eşittir 70. 2x 70 ise de x 35 derece olur. Aradığımız açı 35 dereceymiş.